Çaykur'un özelleştirilmesiyle ilgili basında bazı haberler yer aldı. Siz de bir Rize milletvekilisiniz. Bu konuda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha çok ilginçtir tabii. Ben o konuya ilişkin yayınları da gözden geçirdim, inceledim. Çaykur'un özelleştirilmesine ilişkin bir Anadolu Ajansı mahreçli bir haber yayınlanmış. Orada da atıf yapılan kişi özelleştirme idaresi başkanı. Onunla da konuştum. Bana ifade ettiği husus şu, kesinlikle ben ne Anadolu Ajansı'na ne de başka bir ajansa Çaykur'un özelleştirilmesiyle alakalı hiçbir beyanım olmamıştı. Dolayısıyla niye, hangi sebeple orada yer aldı bilemiyorum. Genel müdürü de aradım, ona da sordum. O konuyu takip etmesini rica ettim. Dolayısıyla Çaykur'un özelleştirilmesi diye herhangi bir husus hükümetimizin gündeminde yoktur. Ve gene tabii ki özellikle yerel basında Çaykur'un özelleştirileceği iddiasını ortaya atanların değerlendirmelerini dikkate alarak benim geçen yıl seçim döneminde yaptığım konuşmaları da gündeme getirmek suretiyle değerlendirme yapıldığını görmekteyim. Bunlar yanlıştır. Çaykur hiçbir zaman hükümetimiz tarafından özelleştirme konusu yapılmamıştır. Ben gene geçen yıl söylediğimi tekrarlamak durumundayım. Özelleştirilecek kamu kuruluşları mutlaka özelleştirme hazırlıklarını yapmak üzere özelleştirme idaresine devredilirler. Dolayısıyla Çaykur nereye bağlı? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na. Şayet Çaykur'la ilgili bizim bir özelleştirme programımız, projemiz olsaydı Çaykur'un özelleştirme idaresine devredilmesi gerekirdi. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu haberler tamamen gerçek dışı, spekülatif amaçlıdır. Sizin aracınızla bunu ifade ettim. Ben size teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum.